Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün biraz zor başladı. Çünkü ben 2 gündür bu sabah ölçüm yapacağım için karbonhidrat almıyordum. Ve gerçekten 1. gün fena geçmiyor ama 2. günün sonlarına doğru özellikle 2 gün önce akşam geç saat yemek yemediysem gerçekten beni zorluyor. Ama böyle her videonun başında ajitasyon yapmak istemiyorum sizlere. Güzel şeylerden bahsedelim. Bu kadar zorluğun arasında sabah kalkıp aynaya baktığım zaman böyle yağlarım düştüğünü, damarlarım çıktığını, gerçekten vücudum kesildiğini görüyorum ya, her şeye değer. Mental anlamda kendimi zorladığım evet haftalar. Ama bu bende bir alışkanlık yaptı. Sanki böyle konfor zonun dışına çıkmak ve değişmek böyle acayip hoşuma gitti. Harbi yapayım. O yüzden videonun başında gördüğünüz gibi böyle yarım saat biraz merdiven, biraz koşu, biraz yürüyüş yaparak interval bir antrenmanla kardiyo ile güne başladım. Gerçekten güzel gidiyor yani süreç. Ve bu süreçte arkadaşlarımdan destek istedim. Protein Ocean Meeting'de, ki yani bu süreçte beraber bir şeyler yapalım. Onlar da seve seve dediler. Zaten süper bir ekip var Protein Ocean ekibi, harika bir ekip. Bugün Göktuğ günü. Ve Göktuğ'yla Fashion Sports'la antrenman yapacağım. Bunun çok büyük avantajları var. Çünkü Mustafa Yıldız'da zaten antrenman yapıyordum. Onun dışında farklı arkadaşlarımla yapmaya çalışıyorum. Ve herkesten bir şey öğreniyorum. Ve beni yanındaki insanlar motive ediyor. Göktuğ da hem çok sevdiğim birisi. Onunla sohbet etmek, zaman geçirmek bana çok keyif veriyor. Gerçekten Göktuğ çok iyi bir insan. Komik de bir adam. O yüzden pozitif enerji alıyorum ondan. Ama bir dahaki bölümlerde ağır sağlam ekibiyle, fit yemek Emre'yle, birçok insanla bir araya gelip bu seriye böyle renk katmak istedim. Artık yemeğimi yiyeceğim ve birazdan yola çıkıp Göktuğ'un yanına gideceğiz. Ne antrenmanı var bilmiyorum ama o bize açıklayacaktır. O zaman görüşürüz. Evet. Göktuğ kardeşim de evine gelmek nasip oldu be. Şu odayı görelim ya. Eşyalarımı bırakıyorum. Antrenmana gideriz buradan. Yemeğimi alayım. Suyumu alayım. Hadi gidelim. Bu şey Uğur Dündar'ın fırın baskınları falan alıyor diyor. Yemin ediyorum öyle biliyor musun? Hoş geldin. Abi canını çevirdim ama sana bak kardeşim. Allah'ım sen misin? Şöyle biraz sınırayım ben kaslar şey. Nasılsın, merhaba. Kankım hoş geldin. Hadi abi var. Ertan abi. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? İyi vallahi sen. Eyvallah. Abi otur. Şöyle. Ben espri yapmak için çok efor harcıyorum kardeşim. Ertan abinin karbonhidrat günüymüş herhalde. Aynen kardeşim. Normalde 3 günde bir miydi abi? Aynen. Bir gün yiyorum, 2 gün yemiyorum. Nasıl gidiyor abi senin şu an süreç? Valla... Kaç kilo oldu toplamda? En son 6 kilo muydu? Ben ilk şey geçen 2 hafta önce... Oralarda kaldım ya. 87 falanım, 88 falanım ama şey çok değişti ya. Vücut değişiyor. Çok değişti. İşte burada da yağ yakıp aynı zamanda kas yapıyorsun. Aynen öyle. Protein Ocean'ın şeyi kullanıyorum. Neydi? Rice cream. Rice cream. Protein Ocean Rice cream karbonhidrat. Bu arada onu gördüm şeyde yerken. Gördün değil mi? Kampta. Çok cıvık yapmışsın onu. Biraz daha kat yapmamız lazım. Aynen. Şimdi geliyor abi, ben kıvam göstereceğim. Evet. Söyledim Mustafa'ya ama ilk kez yaptığımız için. Böyle ama şey yine de güzeldi ya. Biraz daha böyle puding gibi olması gerekiyor. Sizinki evet. Böyle biraz daha çorba gibi. Evet. Aynen öyle. Nasıldı kamp videosu ama? Kamp hayatı diye abi. Zor olsun diye, anladın mı? O yüzden kıvamsız yapmışım. Videoda genelde kodu söylüyorum da. Hazır Protein Ocean doğuş burada. Sen söyler misin? Kodumuz neydi? Oğlum. Balaban 10. Aynen. Balaban. İşte kodun kahramanı. Kodu yaratan adam. Balaban 10. Bu arada sabah merdiven yaptım. İnanılmaz iyi. Kesin gel. Baba 10 dakika. Biz geldiğimizde merdiven var mıydı? Yok. Yok. Aşağıya koydum. Stainmaster markası mı onun? Yoksa evet. Aa, o çok deli abi. Baba 10 dakika canını çıkarttı evet. Ya. Evet. Kesin gel yani. Çok sıkıntı abi. Ben evet. Çok rahat edemiyorum ama. Ama 10 dakika yapacaksın. Evet. Sonra gideceksin yanına koşu bandına 15-20 dakika. Yukarı çıkacaksın bir 10 dakika bisiklet. Böyle bir kardiyo yok yani. Evet. Stairmaster bayağı iyi. Evet. Ayakları sınırıyor Göktuğ'un. Benim ayaklarda problem oluyor abi. Kardeşim 48,5 olunca. Bir şey yaparız ya. Hallederiz. Gel sen. Göstereceğim sana şimdi. Planımı yiyeyim. Vücudumu göstereceğim sana. Posing. Aynen. Posing durumda. Türkiye'nin tek posing. İlk baktığım vücut. Ertan Balaban olacak. Zirvede açtım açılışı. Ya bırak şimdi. Zargana gibi. Vay vay vay. Yani bu olanın görevi posing mi sadece? Yani sadece posing. Buraları işte ya boyatmayı düşünüyorum duvarlara falan. Şaka yapıyorsun. Aynen şunları açayım istiyorsan. Seni abi en son çıplak benim şeyde SH'de çektiğimiz videoda gördüm. Kol videosu. Ne kadar kötüydü değil mi? O zaman bir ay, bir de bir ay vardı sürece başlamadan. Kötüydüm bayağı.
Yani tişörtü çıkarınca inanamamıştı. Realist bu mu oğlum? Bu adam şimdi çok merak ediyorum abi. Bir de o zamandan beri hiç görmedim. Evet. 7 kilo falan. Şimdi çok iyi değilim. Ama aşkına. Ama alt karnım biraz var hala. Ama değişmiş şimdi yani. Ozgür'ün bu arada jübilesini yaptı. Abi çok deli kilo vermişsin. Deli kilo verdim abi. Eskiden o videoda gösteriyor muydun? Görüntüde var mı? Şu bayağı şurada falan böyle bir görüntü. Bir canım buradan ha, orada onun videosu yok görüntü olarak. Görüntü yok mu? Buradan falan var. Şuradan başlıyor aynen. Bu arada iddialıyım. Abi çatın. Çatın çok iyi bir olmuş. Abi kol çalıştığın zaman omuzların falan da bayağı büyümüş. Sağ çatın. Bir şeyler geliyor ben. O da yırtık mı var abi? Aynen. Oraya da okik yedim bir tane. Maçtan sonra baktım sevdiğine yırtık. Harbi mi? Ha? Ama acımadı hiç. SD'de fark ettim böyle uzanırken. Fena değil ama değil mi? Sırta bakayım abi. Bilmiyorum ki nasıl poz vereceğim. Öyle mi? Evet. Bayağı kilo vermişsin abi ya. Verdin değil mi? Ya işte tam sürecin yarısındayım abi. Şu an 6. haftadayım. Çok fazla. Önde zaten ön bayağı gitmiş. Evet. Arkada biraz var sağlık. Evet olarak. Arkada var. Ön yani öyle eskerine göre bayağı iyi zaten. Buradan gelip böyle geliyordum. Aynen. Eksik ne tarafın var sence? Bence göğüs mü? Evet abi zaten o gün de konuşmuştuk senin göğüslerin özellikle şu üst kısım. Buralar biraz eksik. Alt gene var şuralar da. Şuralar falan biraz eksik. Evet. Zaten çatından dolayı hiçbir sıkıntı yok bence. Omuzun falan özellikle trapezlerin falan tam dövüşçü fiziği. Şu göğüs odaklı bir gün geçirirsek bugün üst göğüs. Yapalım diyorsun bunu. Evet. Bugün bol bol inden pres şey yapacağız. Hoş Bey nasıl anlayacak? Değişmiyor. Ya çok iyi değil mi? Bayağı bir değişim var. Değişim çok farklı değil mi? Ya bir de kaç hafta oldu ki abi zaten? 5 hafta kalmadım. 6. hafta dışına geldim. 12 hafta duruyor toplamda. Daha yarısı bitmedi ya. Ya başlangıç noktasına göre baya büyük bir gap var arada. Işıktan mı acaba? Bu arada abi şu hepsler falan gözükmeye başlamış şimdi fark ettim. Şurada abi ben geliyorum ya. Ben buradayım ya. Ya bir daha tayfı. Ya da böyle atayım her şey değişir. İddia ediyorum. Bugün bambaşka bir antrenmandan sonra konu çok pampoyuyor. Sana bunu gerçi ispatlamıştım. Evet, evet. Bir de onu yaparız abi. İyice böyle bir gün. Sen ne dersen bir şeyden hazırım. O zaman hadi gidelim. Hadi. Bum. Evet, öncelikle bir rotator kaflarımızı ısıtalım. Ondan sonra ağır presler başlayacak. İlk başta panatta benim videolardan belki bilenler vardır izleyenler arasında. En sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Güzelmiş. Üst göğüs için de çok iyi abi. Öyle mi? Senin de oralar eksik olduğu için birazcık buraya odaklı çalışırız. Burası yani genel anlamda biraz ön omuz falan. Eksik dediğin de diğer göğe. Yani diğer göğe yetişmeye çalışacağım. O yüzden önce bir ısınalım abi istiyorsan omuzu. Tamam. Ben bugün rahatım. Birazcık triceps de yaparız belki abi. Kardeşim istersen bütün salonu kaldırıp yerine geçiyoruz. Sen yatak iste. Bu arada bu şekilde antrenman yaptırdığım tek kişi Ertan Balaman. Gene zirvede bırakıyorum bu işi. Şimdi atma beni. Çok zorluyorsa söylersin. Birazcık daha yavaş indirirsen abi olur. Kaldırış patlayıcı, indiriş yavaş. Abi 8 ama devamı gelirse devamı var. Tamam. Patlayıcı kaldırıyoruz. Çok 2 saniyede falan insin abi. 2-3 tamam. Saniye. Tamam. 1-2-3. Şimdi sol. Ulan seni sağmış. Bir koç olarak bunu düşünmem lazımdı. 1. 2. Birazcık yavaş abi. 3. Yavaş abi. 4. 5. Çok iyi abi. Yavaş yavaş yavaş. 6. Hadi abi beraber. 7. Yavaş yavaş yavaş. 8. Değil mi? Devam abi. 9. Failure'a kadar. Tamam. Biraz geride ya. Evet. Almak zor yani. Evet alırken sıkıntı yaratıyor. Evet. Bu bence iyiydi bayağı. İyi. Şimdi bunu çıkarıp 10 takalım abi. 10 tekrar falan deneyelim. 12-15. 2. 1, 2, hadi abi. 1, yavaş indiriyoruz. 2, 3, yavaş indiriyoruz abi. 4, 5, 6, çok iyi abi. 7, 8, 9, hadi abi.
Beraber. Son iki. Beraber. Son bir tane. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi bununla 15. Çıkaralım abi onu. İlk başta hiç hissetmiyorum. Evet. Abi antrenman yapıyorum. Boşa yapıyormuşum gibi. Evet. Ve hissiyat da yok ya. Sonra hiç abi, şimdi karp almadığım gün bile biraz oluyorum tam. Tuz falan soldu. Çok tuz düşüyor. Şey alıyorum. 9 gram alıyorum. Çok iyi. 5 litre su içiyorum. Ha, çok iyi. Suyu gerçekten peki dikkat ediyor mu abi 5 içmeye? Aynen onu fark ettim, o yüzden dedim. Şu 2.2 abi. Şundan 2 tane içiyorum. Aynen. Bir de 500 litrelerden birkaç tane içiyorum. Günü bitiriyorum. Çok iyi. Ayıp ediyorsun. Su bayağı önemli bu arada ya. Su mesela, başka bir. Ben suyu böyle eksik aldığım zaman falan antrenman performansım net düşüyor. Çok abi. Fark ediyor. Su mesela çok iplenmiyor ama yani çok kimsenin umursunda değil. Ne diyorsun ya? Çok, tuz da çok önemli. Evet, tuz ve suyun dengesi çok önemli. Zaten tuz suyu tutuyor değil mi? Evet. Hazır mısın abi? Evet. Şimdi abi bunu çıkaracağız. 15 yapacağız. Ben ondan sonra onları takacağım sağa sola. Sonra drop set, sonra bitiyor bu hareketle tamam. İşimiz. Sen şu hafif kaldırsan ben iterim tamam. Sonra ya. İkisi kaldır ha. Tamam. Hadi. Yavaş yavaş indiriyoruz. 1. 2. Çok iyi abi. 3. 4. 5. 6. Çok iyi abi. Okay, I'm on the scene, franchise best on the team, blue faces busting out the scene, new life is something like a dream, back out fresh on the scene, franchise best. Sen dinlen abi biraz. Oh. Ne oldu ya böyle çabuk yorulduk? Göktürk görünce heyecanlık mı acaba? Niye böyle oldu? İlk kez ders verince biraz kısa geldi. Kısa mı geldi? Ben niye bu kadar yoruldum ya? Taylor'a gideceğiz abi. Taylor ama? 3. O 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur. Harbiden şey pump olduk. Bu sefer de fazla pump olduk abi. Evet, abi. Hadi son bir tane. Çok iyi abi. Çok iyi be. Çok iyi. Fena yandı. Normal mi hocam? Normal abi. Acayip yandı. Evet. Damarları görüyoruz. Mükemmel. Excellent. Oh my god, Göktürk, oh my god. Patlayıcı kaldırıp yavaş mı indiriyorsun? Ya şöyle abi ya, pozitif kısmında genelde hiç tempo kullanmıyorum. Sadece tempo kullandığımız yerler negatif kısmı yani hareketi indirirken mesela dipte stretchingler oluyor bazı hareketlerde. Bir de tepede contraction kısmında sıkıştırmalar oluyor ama hareketin pozitif kısmında tempo kullanmanın ekstra bir getirisi olmuyor genelde. Getirisi olmuyor değil mi? Ya bir dene istiyorsan bu ağırlıkta bir ısınalım. Nasıl abi hissiyat? İyi ama ağırlık olmaz mı? Evet biraz ısın abi. Biraz dirseklerin içe dönebilir abi, çok az. Deep off in my motherfucking feelings, can't be still. No a nigga can't be still. I've been frugal with the flow and I've been giving niggas refills. Come and ask us how we feel. It don't take a lot to see how little niggas pay attention. Think you joking, give it clown, niggas daily listens. Feeding all the babies poison while they babysitting. People dying for the TV, even say they missing. You could peep the latest issue, got it loaded in the magazine. Kaç tekrardın? Yani iyi bir tekrarda bıraktın abi. Tamam. Biraz tankta kaldı o yüzden bir dahaki set. Cause I've been on my best for a minute. And I'm very happy that you listen. All my niggas been to prison and I'm feeling very blessed that I did. Amen. Front page headline red. Yet another black boy dead. But I can't hold my head. Till I can't fold my bread. Front page headline red. Bir set, bundan sonraki set net failer. Arttırdıkça yaptığı tekrar sayısı artıyor. 2'ye 3'e alıyorum. Boşa atıyorum peygamber ötesi. Oradan 4. Kestiremiyorum yani. Arttırsam mı azaltsam mı? Şimdi arttıracağım. Ya şimdi Cener 13 tekrar yapacak. Bakıyor şeyime. Böyle tamam omuzuma koyma falan. Bu diyor zargana gibi adam. Buna şimdi ağırlık mağırlık koymuyorum diyor ama unutuyor tamam. Yani. Biz de bu ince kolları mı olacak? Vardı işte. omuzlar Faruk. Çırlık sporculuk omuzlar, var yani. Faruk. Size olmayabilir ama yürek var.
12 hafta geçireceksin ya, artık normu ne olacak belli bir yerden sonra? Ya yani 10. haftadan sonra normu ne olacak yüksek ihtimalle? O normu zaten kaybetmek istemeyeceksin. Kaybedince bu sefer hani rahatsız hissetmeye başlayan falan. Bir de bir kere insana bir şey yapmış olmak çok deli özgüven veriyor bir daha yapma adına yani. Ya o 12 haftadan sonra böyle biraz diyeti bozduğum günler, evet. Ya da ne bileyim antrenmandan hani eskisi kadar şey yapmadığım, düzenli yapmadığım günler olabilir. Evet. Böyle süper devam edeceğimi düşünmüyorum ama... Ama yönetilebilir yani, evet, kesinlikle. Evet, yani ben bu antrenmanları yaparsam, kardiyo yaparsam, ağrımı yaparsam koruyabileceğime inanıyorum. Şu an niye bu kadar dikkat ediyorum? Çünkü eksiden geliyorum. Evet. Ama böyle bir yere neto yaparsam orada devam edebilirim bence. Ya işte mesela haftada 1-2 gün bozsan, atıyorum birazcık kardiyo fazla yapsan, birazcık başka aynen. Oyunlardan kıssan falan her türlü dengeleniyor yani. Ama işte aynen. Çok abartmak sıkıntı. Yok ama abartmak yok artık. Bitti o işler. İndiren intikamını alıyorum Faruk. Çaktırma. Tamam. Tamamdır abi. Bırakıyorum bırak. Şimdi. Sen de. Bas. Aynen. Aynen. Dirsekler aşağıdan gelecek. Çok iyi abi. Görüşmeyi negatifler birazcık hızlı oluyor. O büyük ihtimalle dövüşten ve patlayıcı evet, kuvvet abi, çalışmasından evet. Kaynaklı. Onu biz kol antrenmanında da demiştim zaten. Evet, evet. O alışkanlık yılların tamam, getirdiği bir alışkanlık. Yavaş yapalım. Evet. Doğru söylüyorsun. Genel kuvvet için çok önemli ya. Bunda da abi kollarını sanki değil, göğüslerini kapatıyormuşsun gibi düşüneceğiz. Aynen. Açı iyi gayet. Şimdi arttırabiliriz. Bu çalıştığın kası düşünmek, oraya konsantre olmak çok önemli. Evet ama şöyle abi mind muscle şimdi mesela biz piramit düşünürsek tepelerde birazcık daha. Ondan önce mesela kullandığın ağırlık. Şimdi şöyle var. Bir insan yeni bir harekete başlar. Mesela ilk defa pek yapmaya başlarsın. Evet. Pectoral fly. Ya belki ilk bir ay hiç hissetmezsin ama bu kası çalıştırmadığın anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Birazcık mind muscle. Harekete alıştıkça, o mekaniği oturttukça, evet. Biyomekaniği o zaman gelişen bir şey ama asıl önemli olan ağırlık, volüm, hani intensity bunlar daha önemli faktörler. Yani formu belli bir unique seviyede oturttuktan sonra yani genel anlamda çok fazla böyle hisset, yani mind muscle odaklanmana gerek yok ama bayağı arttırıyor tabii aktivasyonu. Senin İngilizcen iyi değil mi? Evet abi. Yani çok çok ekstrem değil ama. Yo yo, iyi onun farkındayım. Şey yapıyorsun değil mi? Kaynak okuyorsun, bakıyorsun. Aynen abi. Dinliyorsun. Oradan gelişti. Ne kadar önemli değil mi? Benim zaten abi mesela lisede İngilizcem çok kötüydü. Lise sonuna kadar. Ondan sonra işte vücut geliştirmek, bu coaching işte ne bileyim. Çok ilgim kendimi geliştirmeye çalıştım. Ne bileyim işte Chris Bumstead videolar falan filan böyle insanları izlemeye de başlamıştım o dönem. Yani izledikçe, araştırdıkça acayip böyle merak ya açıyordum mesela alt yazılı hiçbir şey anlamıyordum ilk başta. Hiçbir şey anlamıyordum. Bir sene sonra yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. İki sene sonra zor değil abi. İstersen öğreniyorsun ya. Bence evet, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Çok önemli bir şey ya. Senin attığın için kolum kapsa yapardım da. Bana zaman ayırmışım burada coaching yapıyorsun. Şuradan ayrılsa yapardım valla. Damarlar peki?
Damarlar. Formuna habercisi. Geliyorum diyor. Her gece uyumadan önce 10 saniye senin Instagram'a bakıyorum. Kendini atıyor. Aynada peki pozluyor musun abi evde? Ev var. Valla poz yok bende. Şunu falan yapmıyorum. Gizli kilitliyorum. Kimse görmesin. Sessiz. Poz yok da gerçekten her sabah kalktığımda yani şu güzel bir ritüel. Bir ara aynada karşısında hatta sana söylemiştim. Tişört çıkarken gözü kapatıyordum abi. Yani böyle abi böyle hani böyle. Çünkü evet, çok kötü forma girdim. Evet. Sen gördün de formu. Evet. Ve gerçekten bana yakışmayan formdu. Biraz da bilerek yaptım. Şimdi sabah kalkıyorum böyle hızlıca bir de aç karnına. Ne değişik falan diye. Hani poz vermiyorum ama şöyle bakıyorum. Evet. Ve gerçekten beni motive ediyor. Kesinlikle. Bir de belli bir yerden sonra formun değişmesi daha hızlanıyor. Böyle her iki günde bir falan böyle. Aklıma geliyor. Görsel, aynen. Sen demiştin artık. Göktürk görsel bir şeyler değişmeye başlıyor. O da çok güzel bir hissiyat. Göktürk bana demişti ki, abi bak form bir anda gelecek demişti. Aynen. Böyle gerçekten geçen hafta falan böyle hiçbir şey yok tamam bu hafta. Sen her gün kendini gördüğün için evet. Çocuğun büyüdüğünü nasıl hissetmiyorsun? Kendi çocuğunun büyüdüğünü. Formunu da çok yakalayamıyorsun. Yani bir şeyler görüyorsun ama tam göremiyorsun. Reaksiyonlar çok önemli. Jime gittim. Üyeler, hocalar ya bir şey yoktu falan filan. Birini görüyorum. Üst üste bu övgüler gelince Göktuğ'a geldim bugün işte. Abi bir dakika ya falan. O zaman inanmaya başlıyorsun ve bu çok güzel bir şey. Gerçekten evet. Bir anda geldi bu arada. Bir anda geliyor. Biliyorsun be bu işi. Kendi çapımızda abi. Abi şimdi yapabildiğin kadar yapmanı istiyorum. Tempo yok, hiçbir şey yok. Yapıştırabildiğin kadar yapıştır. Son round. He? Son round. Son round, aynen. Tempo yok abi. İstediğin kadar hızlı yapabilirsin. Çok iyi abi. Çok iyi. Zorla abi. Olay bu. Çok iyi abi. Bak hız işin içine girerse farklı olur. Şu an yumrukluya gibi... A few minutes later. 5 dakika sonra devam edeyim. Şu an yumrukluya gibi siliyorum kendimi çünkü. Two hours later. İşte patlayıcı gücün. Devamlılıkta sensin be. Çok iyi değil mi? Kanye West strong. Arkaya onun müziği koysan çok kardeşim, iyi olur. Kardeşim yemek yiyip gelin be. Yani ben bir altına bakıp geleceğim. A few moments later. Dur bitireceğim dur. Başlarken bunların olacağını bilmiyordum. Çok iyi abi. Ya Ereğli al, beni dinle. Çok iyiydi abi. Gerçekten çok iyi. Bildiğin şey gibi, yani sprint gibi bir set oldu. Kardeşim sen bana emek harcıyorsun ya. Güzel. Ben size emek harcamak istedim. Eyvallah, çok sağ ol. Çok güzel bir görüntüydü. Abi yap eskiden yap. Rahatla. Ciddiye bak zorunda mısın bu kanalda? Evet, güzel bir set. 3, yavaş abi. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Hadi abi. Son 3. Beraber. Son. Yavaş yavaş indireceğiz. Tamam abi. Olay omuzum değil. İtmekten yoruldum. Evet. Bundan sonra bir 4 itiş daha var işte. Sonra biter abi. Yerden var ya.
3 4 5 burayla kaldın abi. 6 yavaş yavaş 7 burada. Çok iyi be. 10 burayla abi. İyi. 10 12 son 2. Evet. Kardeşim bu 12 tekrarlar son 2 oluyor. 12 mi diyorsun, son 2 mi diyorsun anlamıyorum. Ben abi onu ayarlıyorum. Durum nabza göre şerbet. Vallahi yoruluyormuş gibi yapacağım yemin ediyorum ya. Hep koyuyor üzerine 2 tane 3 tane. Ama abi görüntü çok iyi oldu ya. Kardeşim omuzlar omuzlar. Bu arada biceps damarları gelmiş. Ben Ertan abiyle tanıştığından beri yoklardı. Ya abi yok onlar aldık onları. Onlar Maslak hiç... Sanayi'den 3 ayda geliyor. Yeni patch gelmiş Ertan abi. Şeyde kalmış update o. Update gelmiş. Şey gümrükte takılmıştı. Yeni geldiler. Aynen. Son 2. Evet, 14. Ertan abinin ekstra bir kol günü varmış. Orada yapacak triceps'i. Normalde ben iç günlerimde de yapıyorum. Arka kol. Şimdi bir forma bakacağız. Zaten baktan bir ağır kaldırıyoruz be. Ya zaten o kadar pres yaptık yani. Onu bile yeter. Bugün bayağı presler oldu. Zaten pampalınca Ertan abi acayip değişti. Yani ben Ertan abi yani gördüğüm o bir kere antrenman yapmıştık. O görüntüyle bu görüntü arasında dağlar kadar fark var zaten. Acayip. Yani kısa bir sürede çok iyi bir gelişim var bu arada. Hani mesela atıyorum 3 ayda yapsa o zaman bu kadar efektif olmazdı belki gözümde ama 6 haftada yani ufacık şöyle bir ayın birazcık fazlasında böyle bir görüntü yakalamak çok iyi abi. Yani. Acayip motive oldum. Bu bana var ya 6 hafta zaten. Gerçekten. Hadi bir de tişörtü çıkartıp göstereyim sana üstüne. Çok seviyorum bu işi ya. Evet abi. Abi çok iyi ya. Özellikle göğüslerin pump olunca ve çatısı pump olunca çok acayip değişiyor Ertan abi. Biraz değiştim farklı. Çok iyi abi. Özellikle omuzların çok hızlı pump oluyor. Bu da Ertan abi zaten genetik olarak yapısı. Omuzların ve kolların abi önde keza trapezi yani bu çatı bölümü şurası. Önde hani göğüslerin biraz geride diyorduk. İşte orası da dolunca pampalınca mükemmel bir görüntü şey ortaya çıktı. Çok fark etti. Yani 6 hafta öncesine göre zaten kanaldaki izleyiciler biliyordur 6 hafta öncesinde. Dağlar kadar fark var. Yani insanı da bayağı tatmin ediyordur kısa sürede böyle bir değişim yakalamak. Bu arada gerçekten hani farklı insanla antren yapmak, farklı salona gelmek çok önemli bir şey. Çünkü böyle rutin bazen hani hem aynı aletler hem aynı antrenler falan sıkıcı geliyor. Sizin işinizin içine girdikçe sizin işinizi daha iyi anlamaya başladım. Evet abi. Mustafa'ya da hep söylüyorum yani acayip katı diyetler, karpsız. Evet. Ben mesela 2 gün karp almıyorum ama bana ki abi ben şimdi başlayacağım diyor. 5 gün almayacağım falan diyor. Dedim ki görüşmeyelim yani ben 2 günde böyle olursam. O yüzden mesela dövüş olayında şöyle bir şey var abi dışarıdan bir kredisi var tamam mı? Sen yumruk tekme yiyorsun ve ileri gitmeye devam ediyorsun. İzleyenler sana diyor ki abi herife bak ne kadar cesur falan evet. Tamam mı? Böyle çok iyi gözüken bir şey o. Tabii ki bunda bir zorluk var yok demiyorum. Sizinki biraz daha böyle gizli kahramanlık gibi yani sen geliyorsun adam böyle dağ gibi ama ne çekiyor o içinde biliyor. Evet, yani kesinlikle. Kafana yumruk tekmemediğin için hani böyle onun kredisi yok ama ben şimdi sizin işin içine girince o diyet, o antrenman acıyor devam ediyor. Sabah kalkıyorsun kardiyo artık bisiklette böyle affedersin çanak ağrıyor yani diyorum ki oğlum artık bilmek sefa. Gerçekten kolay bir şey değil sana çok saygı duyuyorum ve senin sporunu yapan. Bugün de beni çok motive ettin. İnanılmaz teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel ama. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Daha 6. haftanın sonunda bu bedeni göstereceğim tamam evet, mı? Evet abi ben onu aslında çok merak ediyorum. Yani 6 hafta sonrasını daha çok merak ediyorum. Yani dediğin gibi abi her işin bir zorluğu var. Sen de bu işin zorluğunu birazcık çekiyorsun şu sıralar. Ama çok iyi bir sonuç alacağına eminim. İyi nazar değil misin? Kardeşim akşamdan yatmadan 10 saniye senin Instagram fotoğrafına bakıp motive mi oluyorsun? Motive oluyorum. Aslan gibisin. Sağ ol abi. İnşallah 6 hafta sonra daha da iyi bir formla. Yapacağız. Bir video daha çekeriz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.